Evet arkadaşlar, arabamız boyadan çıktı. Yaklaşık bir hafta falan oluyor boyadan çıkalı. Ve şu an son görünümüne kavuştu. Birazdan hep birlikte aracımızı göreceğiz. Perdemizi açabiliriz. Evet arkadaşlar, aracımız yeni yüzüyle, yeni boyasıyla sizlerle komple kaporta boya işlemi yapıldı arkadaşlar aracımıza. Komple boyandı. Şu an üstünde kışlık jantları var. O yüzden kapak olarak takılı. Yaza girerken bir jant işlemimiz olabilir. Gördüğünüz gibi tamponlarımız çift renk. Alt üst karlıkla birlikte. Aynalarımız gövde rengi boyandı. Aynı zamanda arka tamponumuz da çift renk oldu. Kapı çıtalarımız değişti arkadaşlar. Kalın çıta geldi. Yine alt marş biyelerimiz değişti. Araya bir nikelaj atıldı. Aynalarımız değişti. İkisi de sağ sol. Arka tarafa geldiğimizde stoplarımız değişti arkadaşlar. Çerkez stop oldu. Araya bir Selex plakalı atıldı. Yine egzoz üstü krom detay eklendi arkadaşlar. Yazılarımız değişti. Logolarımız değişti. Komple araç baştan sona tamamıyla yapıldı arkadaşlar. Yapım aşamalarını çekmeye çalıştık. Elimizden geldiğince boya kısmında bulunamadığımız için maalesef boya kısmını
çekemedik araç boyanırken, ama parçaların boyanma kısmını, yani en son toplama kısmında parçaların boyanma kısmını falan hepsini elimizden geldiğince görüntülemeye çalıştık. Aracımız normal orijinal yayları vardı. Araç düşürüldü. Önden 2-2,5 pakla civarı, arkadan da 1,5 pakla civarı sanırım bir kesinti oldu. Tatlı bir görünüme kavuştu arkadaşlar. Jantlarımız bu arada kışlık jant demiştim. 13 jant, 14 rüzgar gülü atıldı. Daha güzel bir görünüm kazanması açısından. Aynı zamanda işte gördüğünüz gibi ön panjurumuz, far altı çıtalarımız falan komple boyandı arkadaşlar. İlk videoyu, yani bunun birinci bölümünü izleyen arkadaşlarımız varsa, burada bir kapıda çürük vardı. O tamamen şu anda kayboldu. Çamurluk ağızlarında çürüklerimiz vardı. Aynı zamanda sağ tarafta bir şu kısımda şöyle kapıyla birlikte çürüklerimiz vardı. Bagajımız komple içi falan, şu yan cepler olsun, komple yapıldı arkadaşlar. Şu şekilde üst kısmı da yine buralarda komple çürüktü. Orası da komple yapıldı. Şu şekilde bagajın ayarı da çok 10 numara bir şekilde yapılmış. Evet arkadaşlar, bizim göstereceklerimiz bundan ibaret. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu aşamaları da sizlere olabildiğince, çekebildiğimizce anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. 2 bölümlük güzel bir video oldu. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.